Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisindeyiz. Allahu Teala bugünlere yemin ediyor. Ayet-i kerimeyle sabit. Fecir suresinde Estaizu billah vel fecr ve leyalin aşr. O 10 geceye yemin olsun diyor. Yani hiçbir şey olmasa Allah'ımızın yemin ettiği gecelerin faziletine dair ayet-i kerime yeter. Ayet-i kerimeyle sabit bu gecelerin fazileti. Çünkü diğer ayeti ki devam ediyoruz. Hel fî zâlike kasemun lizî hicr. Yani akıl sahibi herkes anlar ki Allah'ın yemin ettiklerinde çok büyük ibretler vardır. Bak, akıl sahipleri anlar diyor. Siz akıllı insanlarsınız. Bu gecelerde, bu günlerde çok büyük bereket var, feyiz var. Ne diyor? Her kim bu 10 günü ihya ederse, bu geceleri ihya ederse ömrüne bereket olur, malında ziyadelik olur. Yani bu 10 günü ve 10 geceyi ihya edene bayrama kadar Allah-u Teala 10 tane de haslet veriyor, iyi haslet. Nedir bunlar? Ömrüne bereket, malında ziyadelik, ailesinin korunması, günahlarına kefaret, hasenatının kat ve kat çarpılması. Çünkü zaten Zilhicce'nin her gecesi neye denk? Kadir gecesine denk. Kadir gecesinin sevabı nedir? 84 sene. Efendim, ölüm halinde, ölüm anında ruhun kolay çıkması, ölümünün kolay olması. Bir ölümün acısı dağlar kadar, yani bir tüyün acısını, her tüyümüz ölecek. Bir tüyün ölüm acısını dağın üzerine koysak diyor İmam Gazali, Hüccetül İslam, o dağ yerle bir olur diyor. Ama Zilhicce'nin ilk 10 gününü ve gecesini ihya edenin ölümü de kolay olur diyor. Karanlıklarını Allah aydınlığa çıkartır. Mizanını sağ tarafını ağır bastırır efendim. Onu her türlü deliklerden, cehennemin kuyularından korur ve onun derecesini yükseltir ve devam ediyor. Her kim bu saygı açısından, hürmet açısından kendisine çok değer verilmesi gereken Allah katında Zilhicce ayının ilk 10 gününde, şu günlerde ve gecelerinde her kim bir tasadduk ederse bir miskine, bir fakire, bir fukaraya, bir ihtiyaç sahibine sanki peygamberlere ve elçilere tasadduk etmiş, sadaka vermiş gibidir. Bu ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Osman ne yaptı Tebuk gazvesinde? Malının hepsini verdi. Bugünden sonra artık Hazreti Osman'a vebal yoktur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ki malını, mülkünü, canıyla, malıyla İslam davasına sahip çıkıyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem davasına sahip çıkıyor. Peygamberimiz buyurdu ki daha o Osman'a vebal yoktur. Sen şimdi Zilhicce'de tasadduk edersen sanki bir peygambere yardım etmiş gibi oluyorsun. Hazreti Ebu Bekir peygamberimize yardım etmedi mi? Destekçisi olmadı mı? Hicrette arkadaşı olmadı mı? Hazreti Ömer buyuruyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bir günü vardır ki Hazreti Ömer kendisine söylüyor. Ömer ne yaparsa yapsın radıyallahu anh onun o bir gününe denk olamaz diyor. O da hicret günüdür. Nasıl bunu elde etti? Peygamberimize yardımcı oldu, destekçi oldu, yoldaş oldu. İşte sen de Zilhicce'de bir sadaka versen diyor bir ihtiyaç sahibine, sanki bir peygambere, nebiye ve elçilere, rasullere destek olmuş gibisindir diyor. Ve men ade fiha merizan. Her kim bu günlerde bir hastayı ziyaret etse, çevrende hiç hasta yoksa bir kere bir acilden geç yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah hayırlı ömürler versin mesela. Zaten insanlar böyle şeylere çok açlar. Artık hiç akrabalık kalmamış, arama sorma kalmamış. Herkes WhatsApp'tan bayram kutluyor. Ne gelen var, ne giden var. Perişan bir ortam var. Saygı yok, sevgi yok. Yani her şey internet ortamında. Çiçek sepetinden çiçek gönder, bayramı kutla. Bunların hiçbir tadı yok ki. Bunlara tuz da yok, tat da yok. Bunların kemalatı da yok. Önemli olan gidip sorabilmek. 3 dakikada olsa, 5 dakikada olsa. İşte sen şu Zilhicce'de bir hastayı ziyaret etsen, sanki Allah'ın ebdal kullarını, Allah'ın veli kullarını ziyaret etmiş gibisindir diyor. Yani salihlerle beraber oturmuş gibisindir diyor. Peki İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Salihlerle, suada ile oturan, Allah dostlarıyla oturan şakî olmaz. Kötülerden olmaz. Ahirette bedbaht olacaklardan olmaz. Korunur. Ve men şeyya'a cenazete fekennemâ şeyya'a cenâize şühedâihi. Her kim bu ay bir cenazeye katılsa, bu 10 günde, sanki şehitlerin cenazesine katılmış gibi sevap kazanır diyor. Her kim şu Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir mümini giydirse, mesela biz şimdi inşallah bayrama doğru ilim talebelerine, hafızlara, Arapça okuyan kardeşlerimize bayram harçlığı dağıtmaya gayret ediyoruz. Onlara giysiler almaya gayret ediyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz, yapabildiğimiz kadar. Zaten bu desteğimizi de aslında biz ahirette sonucunu kendimize alacağız. Çünkü Allah'ımız
Celle Celaluhu ne diyor? Benim sevdiğim kula su verseydin, benim sevdiğim kulu ziyaret etseydin, beni yedirmiş, beni ziyaret etmiş gibi olursun diyor. Bir ihtiyaç sahibinin kalbini almak, onu kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi. İşte her kim Zilhicce'nin ilk 10 gününden birinde, bayrama yakın mesela, bir mümini giydirse Allah da onu cennet cübbelerinden giydirir diyor. Her kim bir yetime lütufkar olarak davransa, başını okşasa, tabi sadece başını okşasa, cebine bir 2 lira, 3 lira, onu bir sevindirse, 5 lira neyse, Allah-u Teala da ona kıyamette çok lütuflar ihsan eder. Hiçbir gölgenin bulunmadığı, yalnız Rabbimizin efendim arşının altında bulunacak gölgede, 7 sınıf insanlar da var işte orada, o gölgede gölgelenir Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir yetime destek olan diyor. Her kim bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde, bakın işte internet burada bir nimet. Burada bir nimet. Yani Zilhicce'nin ilk 10 günü diye, Allah'ın haram ayı diye saygı duyuyorsun ve bozuk sayfaları takip etmiyorsun. Sohbetleri takip etmek istiyorsun. Buradaki hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri, Zilhicce'nin faziletini arkadaşlarına gönderiyorsun. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan bir ilim meclisine katılıyorsun. Bunları dinliyorsun ve yayıyorsan, her kim bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde ilim meclisine katılıyorsa, sanki peygamberlerin ve rasullerin, enbiyanın ve rasulü ikramın, elçilerin, peygamberlerin meclisine katılmış gibidir diyor. Siz ne demek? Ne demek bu? Bunlar büyük müjdeler. Büyük müjdeler. Birimizi bin edecek olan Allah'tır. Bir yaptığımızda milyon sevap verecek olan Allah'tır. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu salih amelleri Zilhicce'nin ilk 10 gününde herkesi telakkuza geçirelim. Alarmlarımızı kuralım. Önümüzdeki perşembe ve cumayı oruçlu geçirelim. Kurbanın sabahında kurban eti kesinceye kadar bir şey yemeyelim. Ve bu salih amelleri bugün de yapalım da Allah da bizi peygamberlerin, enbiyanın, rasullerin meclislerine ortak etsin. Ahirette de bizi onlardan ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.